Biz doğa hakları ve çevre konusunu nesiller arası adalet ilkesini esas alan bir yaklaşımla yola çıktık. Yani mesele çevre ise, mesele iklim değişikliği ise nesiller arası adalet bizim en önemli kavramımız. Bizden sonraki nesillerin haklarını korumak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Yani biz bugünkü nesil olarak har vurup harman savuralım. Günümüze bakalım. Çevreyi kirletelim. Bu dünyanın iklimini bozalım. Bundan sonrasında gelecek nesiller düşünsün demiyoruz. Bugünden tedbir alıp, bugünden fedakarlıklar yapıp, bugünden bir ödünleşme hesabı yapıp, fedakarlıkla gelecek nesillerin daha yaşanabilir bir dünyada yaşaması için çaba gösteriyoruz. Nesil arası adalet dediğimiz kavram bu. Bu toprakların bizden sonraki sakinlerine yaşanabilir bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Öncelikle şunu ortaya koymamız lazım. Kirliliğin küresel iklim değişikliğine yol açtığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Küresel iklim değişikliğinin en önemli sebebi kirlilik. İşte bunun içindir ki kirlilikle mücadeleyi yapılacak işlerin başına koyuyoruz. Küresel ısınma, iklim değişikliği arkadaşlar bir gerçek. Bu bilimsel bir veri. Bunu inkar etmeye çalışan siyasetçiler çıkıyor dünyada. Böyle bir şey yok diyorlar. Bak işte bu kışta kar yağdı diyorlar. Hangi iklim değişikliğinden bahsediyorsunuz diyorlar. Bu bir gerçek. Ve iklim değişikliği özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada, bizim içinde bulunduğumuz kuşakta çok riskli sonuçları beraberinde getiriyor. Maalesef ülkemiz küresel ısınmadan en çok etkilenecek bölgelerden birisinde yer alıyor. Bunun için bu işi çok ciddiye almamız gerekiyor. Bizim bu konuyla ilgili yapacağımız en önemli konulardan bir tanesi işte bu kirlilikle mücadele. Ayrıca temiz bir çevrede sağlıklı bir hayat sürmenin önemli bir insan hakkı olduğunu da savunuyoruz. Yani kirlilik sadece bu küresel ısınmayla, iklim değişikliğiyle alakalı bir konu değil. Hepimizin su, hava gibi yaşamsal ihtiyaçları konusunda hepimizin ihtiyacı olan bir konu. İnsanların temiz suya, temiz havaya erişimini yaşam meselesi olarak görüyoruz biz. Bu kapsamda da yapacağımız çok iş var. Örneğin Deva Partisi iktidarında tüm Türkiye'de musluk suyunu içilebilir hale getirmek için çalışacağız. Bunu bir önemli bir hedef olarak önümüze koyduk. Bu önemli bir konu. Orta ve büyük ölçekli üretim tesislerinde emisyon ve deşarj verilerini sürekli bir şekilde ölçmek gerekiyor. Devamlı. Gerekirse hassas ölçüm cihazlarını koyup online bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Bu tesislerin suya, havaya ve toprağa bıraktıkları kirleticileri de sürekli izlememiz gerekiyor. Baca ve deşarj noktalarına kontrol sağlayarak bu ölçümleri sürekli ve mecburi halde tutmamız gerekiyor. Ayrıca kaynağında ayrıştırmayı teşvik ederek insan sağlığına ve doğaya risk teşkil edebilecek plastik atıkların ithalatında bir takvim doğrultusunda kaldırmamız gerekiyor. Tek kullanımlık plastikleri kademeli olarak hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Plastik su şişelerinin kullanımını azaltabilmek için de şehirlerde insanların yoğun olduğu bölgelerde mutlaka kamusal alanlarda içme suyu çeşmelerini oluşturmamız ve yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ben tek tek saymayacağım. Daha çok madde var. Biraz sonra Genel Başkan Yardımcımız Evrim Hanım size bütün bu detayları anlatacak, sizinle paylaşacak. Değerli arkadaşlar, bunları yapacağız ama bir yandan da bazı alışkanlıkların değişmesinin de vaktinin geldiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi Avrupa'nın yeşil mutabakatı konuştuğu ve artık uygulamaya başladığı bir döneme giriyoruz. Enerji, ulaşım, sanayi, tarım ve diğer pek çok alanda sektör bazlı yenilikler dünyanın şu anda gündeminde. Bizim eylem planımız da bu küresel yeniliğe uyum sağlayacak bir Türkiye hedefimizde yansıtacak bir eylem planı. Bu kapsamda
üretim süreçlerinde yapacağımız yeşil yeniliklerle beraber ülkemizi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaştıracağız. 2030 hedefleri biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in önemli hedefleridir. Bütün dünya içindir ve buna ulaşmak için hep beraber çalışacağız. Bu 2030 hedeflerinin oluşturulmasında benim de mütevazı bir katkım oldu. 2015 yılında bu hedefler belirlendi biliyorsunuz. Bu hedefler 2015 yılında belirlenmeden önce bir uluslararası komisyon kuruldu. Bir üst düzey panel oluşturuldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinin daveti üzerine. Yaklaşık 20 kişilik panel. Ben de oradaydım ve o 20 kişi olarak 2030 hedefleri için yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Bir yıldan fazla bir emek harcadık ve o çalışmamız 2030 hedeflerinin zeminini oluşturdu. İşte biz Türkiye olarak da bu küresel iklim değişikliğine karşı uluslararası çapta öncü adımlar atan büyük ekonomiler arasında yerimizi almak zorundayız. Bu bizim küresel bir sorumluluğumuz aynı zamanda. Öncelikle Paris İklim Anlaşması doğrultusunda 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefini kendimize koyuyoruz. Hayırlı olsun ülkemiz için. Bunun için çok kapsamlı çalışma gerekiyor. Bu iddialı bir hedef. İddialı bir hedef. Sektör sektör çalışmamız gerekiyor. Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Ve bunun detaylı planlamasıyla beraber Türkiye'nin kömürden çıkışının da 2050 yılı net sıfır hedefine uygun bir şekilde planlanması gerekiyor. Net sıfır emisyon hedefimizle kahverengi ekonomiden yeşil ekonomiye geçiş politikamızda insana yakışır iş prensibimizle de uyumlu olarak yeşil istihdam alanları sağlayacağız. Yeni meslekler oluşuyor, yeni çalışma sahaları oluşuyor burada. Deva Partisi iktidarında rüzgar paneli ve güneş paneli teknisyeni gibi, enerji verimliliği uzmanlığı gibi, yeşil girişimcilik gibi artık yeni meslekler ve çalışma sahaları oluşacak, bunlar gelişecek, ilerleyecek. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı uygulamak için yeşil ekonomiye geçiş programını hazırlayıp yürürlüğe koyacağız. Çok detaylı teknik çalışmalar gerekiyor. Gerçekçi, yapılabilir çalışmalar gerekiyor burada. Temiz enerji alanında bir piyasa oluşturmak önceliğimiz olacak. Yenilenebilir enerji alanında da doğrudan yatırım yapan şirketlere verilen desteklerin mutlaka güçlü bir şekilde devamı gerekecek. Bu arada söz enerjiden açılmışken şunu da söylemek istiyorum. Hani hükümet enerji tasarrufu edeceğiz diye saatleri değiştirdi ya. Hani sürekli Türkiye şu anda yaz saati uyguluyor biliyorsunuz. İşte çocuklar gerçekten sabah karanlıkta okula gitmek zorunda kalıyor. Akşam elektrikleri yakmayalım diye sabah elektrikleri yakar hale getirdiler koskoca ülkede. Ve üstüne bir de elektriğe zam geldi. Ve bu attıkları adımda hiçbir işe yaramadı. El attıkları bu konuya da zincirleme iş bilmezlik serisiyle bir bakıma tamamlamış oldular. İşte biz bu kalıcı yaz saati uygulamasını kaldıracağız. Birilerinin aklına estiği için yapılan bu saçma sapan deneylerden de ülkemizi hep beraber kurtaracağız. Çocuklarımızı karanlıkta okula göndermeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, yapacağımız yeniliklerden bir tanesi de iklim teknolojilerini teşvik etmek olacak. Karbon yakalama, kullanma, depolama gibi, enerji depolama gibi bu alanlara, iklim teknolojilerine yatırım yapan ve bu teknolojileri kullanan şirketlere de teşvik vereceğiz. İklim kriziyle mücadelede karbon fiyatlaması sistemini kuracağız. Avrupa Birliği'ne karbon sınır vergisi ödemek yerine karbon salımı için yapılan vergi ödemelerinin ülkemiz içinde kalmasını da bu şekilde sağlayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesini hedefleyeceğiz. Yeni araç alımlarında derhal artık yeni araçsa elektrikli araç olacak. Ve 5 yıl içinde de bu elektrikli araca kamu kullanımında dönüşümünü hedefleyeceğiz ve bunun için gayret edeceğiz. Değerli arkadaşlar, biz yeşil dönüşüme öncülük etmenin bir zihniyet meselesi olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle çevre ve iklim bilincini
devlet politikası haline getirmek zorundayız. Hem idari hem de hukuki yenilikler getireceğiz. Örneğin mega projeleri bölgede oturan vatandaşlarımıza mutlaka soracağız. Hem çevre diyeceğiz hem de yerel bazda demokrasi diyeceğiz. Bir işi yaparken o işin yapıldığı mahalleye şöyle bir soracağız, görüşlerini alacağız. Siz ne diyorsunuz diyeceğiz. Çünkü büyük projelerden en çok etkilenen o mahallede yaşayan insanlar oluyor. Asla tepeden inmeci olmayacağız. Mevzuat düzenlemelerinde de yeşil yeniliklere gideceğiz. Örneğin iklim kanununu çıkaracağız. İklim değişikliğiyle ilgili atılacak adımları yasal güvenceye kavuşturacağız. Çevre mahkemeleri kuracağız. Mahkemeler hem bugünün hem de bizden sonraki nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alacak bir yaklaşımla çalışacak. Çevreyle ilgili ihtilaflar alanında uzmanlaşan çevre mahkemelerinde çözülecek. Ayrıca çevresel etki değerlendirme raporlarının hazırlanma sürecinin iyileştirilmesini ve bu rapora göre verilen taahhütlerin de denetlenmesini sağlam esaslara bağlayacağız. Böylece göstermelik ÇED raporlarına dayanan işlere de son vereceğiz. Mış gibi hazırlanan raporlarla şehirlerimizin katledilmesine müsaade etmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu 2030 hedefleri, sürdürülebilir kalkınma hedefleri gerçekten dünya için önemli hedefler. 17 ayrı hedef var orada. Küresel ısınmayla iklim değişikliği ilgili hedefler de var. Eğitimle ilgili hedefler var. Kadın haklarıyla ilgili hedefler var. Çok sayıda hedef var. Fakat bu hedeflere ulaşmak için şu anda dünyada ayrılan kaynaklar yeterli değil. Özellikle bugüne kadar dünyayı çok kirletmiş olan stok kirleticilerin bu konuda büyük kaynak ayırması gerekiyor. Ellerindeki finansal imkanların en geniş olduğu ülkeler de yine o ülkeler. Çünkü bir bakıma ekonomik büyümelerini çevreyi batırma şeklinde, ekonomik büyümelerini karbon salınımı şeklinde, ekonomik büyümelerini dünyayı daha çok kirletme şeklinde bu ülkeler şu andaki ekonomik güçlerine ulaşmış durumdalar. Biz onlara diyoruz ki eğer şu anda dünyada küresel ısınma varsa, iklim değişikliği krizi varsa bunun en önemli sebebi bugüne kadar dünyayı en çok kirleten ülkelerdir. Dolayısıyla önce o ülkelerin şöyle pamuk ellerini ceplerine sokmaları gerekiyor. Kaynak ayırmaları gerekiyor. Biz görevimizi yaparız. Üzerimize düşeni yaparız. Ama bu iklim değişikliğinde sorumluluğu en büyük olan ülkelerin de en büyük gayreti ortaya koymalarını da bekleriz. İşte bunun için de özel çalışmalar gerekiyor. İşte bizim görevlendireceğimiz bu Türkiye'nin iklim elçisi bu diplomasiyi yapacak. O ülkelere gidecek, baskı yapacak. Uluslararası toplantılarda diyecek ki siz ne yapıyorsunuz? Biz payımıza düşeni yaparız ama önce siz bir adım atın bakalım. Aksi halde gerçekten büyük bir adaletsizlik burada söz konusu. Ve 2030 hedefleri kondu bakın. Ne zaman kondu? 2015'te kondu. Geldik 2022 yılına. Yani 15 yıllık sürenin 7 yılını geçtik. Geride kaldı 8 yıl. Ve bugüne kadar ayrılan kaynaklarla 2030 hedeflerine ulaşılması sadece bir hayal. Daha çok kaynak ayırmak gerekiyor. Dediler ki peki bu parayı nereden bulacağız? G20 bize bir görev verdi. G20 dedi ki 16 kişilik bir heyete siz bunu bir çalışın. Siz bu işi bilen insanlarsınız. Çalışın ve bu kaynağın nereden nasıl bulacağıyla ilgili bize bir rapor hazırlayın. Biz de kolları sıvadık. 1,5 yıl sürdü. 8 ayrı ülkede toplantı yaptık. Benim de içinde olunduğum 16 kişilik heyet. O 100 sayfalık raporda bu kaynakların nereden nasıl bulunacağıyla ilgili bütün detayları ortaya koyduk. Heyette kim var? Dünyanın en büyük bankasının başkanı var. Heyette kim var? Çin'in bir önceki Merkez Bankası başkanı var. Avrupa Merkez Bankası'nın bir önceki başkanı var. Merkez bankacıların şu anda kullandığı bir Taylor kuralı vardır enflasyon yönetimiyle ilgili.
O Taylor kuralına adı veren insan var. Bunlar hep daha önce de tanıdığımız insanlar. Oturduk, çalıştık ve G20'ye raporu sunduk. Ama adım atılması gerekiyor. O bizim önerilerimizin uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Bunun için de diplomasi gerekiyor, diplomasi. Şu andaki hükümetin maalesef bunlarla alakası yok. Tamamen içine kapanmış, tamamen kendi derdine düşmüş bir hükümet var şu anda Türkiye'de. Onun için bu işler olmuyor. Onun için ilerleyemiyoruz. Onun için dünyadaki bütün büyük gündem maddesi ne var ne var ne yoksa hepsini şu anda biz ıskalıyoruz Türkiye olarak. İşte dünyayı bilen, işini bilen, her konuda dürüst ve ehil insanlardan oluşan Türkiye'de kadrolara ihtiyaç var. Biz zaten Deva Partisi'nde bunun için kurduk. Bunun için yola çıktık. Çünkü hangi alan olursa olsun dürüst ve ehil kadrolar işin başında olmayınca, işin içinde olmayınca mümkün değil, olmuyor. Hem işi iyi bilecek hem de dost doğru olacak. Bizim bugün sizlerle paylaştığımız eylem planımız, şurada bir örneği var değil mi? Bu çevre ve iklim değişikliği eylem planı, 09 nolu eylem planımız. Bu çok taze, bu pilot baskı. Daha çok miktarda basılacak, bütün Türkiye'ye bunu dağıtacağız inşallah. Bunun hazırlanmasında çok büyük emek var. Tabii ki biraz sonra sahneye kendisini davet edeceğim Genel Başkan Yardımcımız Sayın Evrim Rızvanoğlu'nun ve yakın çalışma arkadaşlarının çok büyük emeği var. Ama aynı zamanda dışarıdan katkı veren çok insan var. Bizim bu çevre eylem planımızı hazırlayan, doğa hakları ve çevre birimimizde çalışan arkadaşlarımız gerçekten alanlarında çok iyi, çok uzman arkadaşlar. Onlarla biraz sonra hep tanışacaksınız. Bir kısmıyla biraz önce tanıştınız o ara sunuşlarda. Gerçekten dünyada bu işi çok iyi bilen, kendi vatandaşımız olan ve dünyaya da katkıda bulunacak nitelikte bir ekip yapıyor bu çalışmaları. Gerçekten gurur duyduğumuz bir ekip bu çalışmayı ortaya koydu. Ve ben burada sizlerin huzurunuzda Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığımıza ve o başkanlıkta katkı veren, destek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sözlerimi küçük bir parantezle bitirmek istiyorum. Biz kendi ailemizde de pek çok konuda çevresel duyarlılığa dikkat etmek istiyoruz. Dikkat etmeye de gayret gösteriyoruz. Mesela bizim evde çöpler mutlaka ayrıştırılır. Cinsine göre ayrı ayrı düzenlenir. İşte mahallemizdeki o ayrıştırılan kutulara atılır. Bir seferlik kullanılan plastiklerin tüketimini oldukça azalttık evde. Aydınlatmada mutlaka tasarruflu ampul kullanıyoruz. Isıtma sisteminin bakımını her sene muntazam yaptırıyoruz verimlilik açısından. Ve ben ilk defa bu yıl geri dönüşümlü iplikten üretilen bir takım elbise aldım kendime. Baktım öyle iplikler üretilmiş. Bayağı da güzel ha, öyle şey gibi değil. Hani geri dönüşümlü böyle hani poşetler oluyor, kağıtlar oluyor falan. Hani geri dönüşümlü olduğu belli oluyor. Bunu hiç belli olmuyor. Kaç kere giydim mesela. Dönüp de ya ne giymiş falan diyen olmadı. İyi yani. Yeter ki niyeti sağlam tutun. İyi oluyor sonuç. Mesela çevreye nispeten daha az zarar verdiği için şehir içi ulaşımda bir hibrit bir araç kullanmaya gayret ediyorum. Şehir içi ulaşımda. Yarı elektrikli araç kullanan herhalde tek siyasi parti genel başkanı benim Türkiye'de. Başka bir genel başkan da öyle duymadık, görmedik. Umarım çoğalır. Ve ayrıca bu elektrikli araç şarj istasyonlarının da Türkiye genelinde artırılması çok önemli ki tam elektrikli araçların kullanılmasının yaygınlaşması için bu önemli. Ben bundan 8-9 sene önce New Jersey'de elektrikli araçlar ilk yaygınlaşmaya başladığında bir tane kullandım, test ettim. Şehir içi, şehir dışı. O gün dedim ki tamam, otomobil piyasasının geleceği artık bu elektrikli araçlar. Tabii düzenlemeler var, bu büyük şirketlerin ataleti var. Yani zor değişiyorlar, zor dönüşüyorlar. Şirket büyüdükçe dönüşümleri de zorlaşıyor. Ama
Sonuçta hükümetler düzenleme yapmaya başlayınca artık elektrikli araç dünyada çoğalmaya başladı. Çünkü hedefler gösteriyorlar. Diyorlar ki şu tarihte artık biz elektrikli araç haricinde bir araca izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla sanayi, üreticiler buna göre kendini bugünden adapte etsin diyorlar. Ve bu biraz düzenleme zoruyla oluyor. Mesela elektrikli araçlarda piyasanın kendi dinamikleriyle bu oluşmadı. Devletlerin konuya müdahalesi gerekti. Bundan sonra yaygınlaşmaya başladı. Mesela büyük firmalar elektrikli araç üretenlere diyorlardı ki bunlar startup, bunlar girişimci, küçük şirketler. Ama onlar büyüdü büyüdü, bir de devletlerde düzenlemeyi yapınca mecbur şimdi apar topar hepsi elektrikli araç üretmeye başladılar. Şimdi her markanın elektrikli aracını görüyorsunuz. İşte bu sanayinin dönüşümü, alışkanlıkların dönüşümü kolay olmuyor. Devletlerin çok önemli görevi, vazifesi var. Düzenleme en önemli kamusal güç. Düzenlemeyi akıllıca yaptığınızda, doğru yaptığınızda hem ekonomiyi şekillendirebiliyorsunuz, hem dünyayı daha yaşanabilir bir dünya haline getirmek için de büyük katkınız olabiliyor. Evet, ben artık sözümü daha fazla uzatmayayım. Evet değerli konuklar, biz bu eylem planını üçe ayırdık. Yaşamımızı etkileyenler, ekonomiye yaklaşımımız, son olarak da idari düzenlemeler, yasal ve idari düzenlemeler. Önceliğimiz sağlıklı yeşil bir, daha doğrusu sağlıklı bir çevrede yaşamak için aslında biz bu yeşil çizgi kelimesini çok sevdik. Artık bizim kırmızı çizgimiz yok. Deva Partisi'nin doğa hakları politikalarının yeşil çizgileri var. O yüzden sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı bizim yeşil çizgimiz. Politikamızın ilk amacı Türkiye'deki insanların mutluluğu ve sağlığı. Burayı mutlu insanlar ülkesi yapmayı hedefliyoruz. Peki bunları tabii nasıl yapacağız? Gelelim. Birinci de mevcut termik santralleri ileri teknoloji yatırımlarıyla rehabilite edeceğiz. Edilemeyen santrallerin de faaliyetlerini durduracağız. Şimdi size tekrar başarabilirsem bir video göstereceğim. Değerli konuklar, bizim her birimimizde de 81 ilde ve 970 ilçede aynı iz düşümü olaraktan çevre politikaları başkanımız var. Her diğer politika biriminde olduğu gibi. Bunu da bizim Afşin Elbistan'da yine bizimle beraber çalışan teşkilatımızdan bir arkadaşımız çekti. Ve burası maalesef bir santral, çalışan bir santral ama filtresi bozuk bir santral ve çalışmaya da devam ediyor. Burayı biz gittik gördük, burada insanlar yaşıyor. İnsanlar ailelerini burada geçindiriyorlar. Fakat insanların şöyle bir çok kötü bir tercihi var. Ya sağlıklarını seçecekler ya işlerini. Böyle bir dilema içindeler. Ve tabii ki insanlar ekmek parası olması için bunu tercih etmek zorunda kalıyorlar. Burada yapacağımız şey rehabilitasyonla beraber termik santrallerin denetimlerini çok sıkı bir hale getireceğiz. Tabii ki sektörün de farkındayız. Burada ekmeğini kazanan, ticaret yapan insanları mağdur etmeden bunu yapacağız. Kömürden çıkış planımızla ilgili Sayın Genel Başkanımız söyledi. 2050 yılı net sıfır hedefimizi baz alarak yapacağız ve adil dönüşüm prensibiyle yapacağız. Hava kalitesini izleme sistemleri. Türkiye'de bu olan bir şey değil ama düşünün, caddede yürüyorsunuz. Sizin kendi memleketinizdeki bir caddede. Bu caddede havanın durumunu bilmek istemez misiniz? Yani ne kadar kirli burası? Bunu hepimiz bilmek isteriz aslında ama böyle bir veri, şeffaf bir paylaşım maalesef yok. İşte biz bu sistemi getireceğiz. Geçen sene mesela Türkiye'de 13 şehirde yüksek hava kirliliği görüldü. Ve bu veri Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinin çok üzerindeydi. Ama aslında sorduğumda hangi 13 şehir desem, inanın bence çoğumuz bilmiyoruz hangi 13 şehir. Belki de bizim yaşadığımız şehirler bunlar. Ama ancak bizim sistemimizde anlık olarak, şeffaf olarak bu verilere ulaşacağız. Ve vatandaşlarımızın denetleme mekanizmasının bir parçası olmasını sağlayacağız. Denetlemede itici güç olmalarını sağlayacağız. Bunu yaparken orta ve büyük ölçekli üretim tesislerini de ölçeceğiz. Yani kirlilik kapsamında bizim amacımız bu kirlilikle mücadele. Bu kapsamda orta ve büyük ölçekli üretim tesislerinde de emisyon ve deşarj verilerini ölçeceğiz. Anlayacağınız suyun, toprağın kirliliği sadece cep telefonu kadar uzakta olacak. Çünkü bir mobil uygulamayla bunları sizlerin telefonunda yaşadığınız memlekette sabah açıp soluduğunuz havanın ne durumda olduğunu göreceksiniz. Evet, bu görüntüleri çoğumuz aslında hatırlıyoruz. Geçen sene Temmuz ayında flamingoların öldüğü görüntülerdi. Çoğumuz bunlar ilk önce ne dedik? Burası Tuz Gölü. Ve Tuz Gölü'nde maalesef kuraklık sebebiyle ölen flamingolar.
kuraklıkla etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Şimdi tabii sadece flamingolar Tuz Gölü'nde mi öldü? Hayır, maalesef ülkemizde diğer birçok gölde kuruyor şu anda. Ülkemizin Maldivleri son dönemde de çok fazla gündeme geldi. Salda, diğer tarafta Van Gölü ve başka bir sürü göller. Son 50 senede ülkemizde bir Marmara Denizi büyüklüğünde sulak alanı kaybettik değerli konuklar, değerli çevreci arkadaşlar. Biz burada düşündüğümüzde aslında aman ne olacak, bir Marmara Denizi diyoruz ve Türkiye'nin suyu var diyoruz. Çok kötü bir haberim var size. Türkiye şu an su stresi çeken bir ülke. Aynı zamanda eğer önlem almazsak da 15-20 yıl içinde Türkiye su fakiri bir ülke olacak. Geçen bir anekdot anlatayım. Bizim genel başkan yardımcılarımızdan sağlık politikaları başkanımız Aysun Hanım'la beraber birkaç arkadaş bir kongredeydik. Ben hep musluğun tabii suyunu elimi yıkadıktan sonra kapatırım. O da kapatıyordu. Genç arkadaşlar da böyle açıyorlardı. Biz onlara dedik niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani su akıyor. Ne olacak dediler. Hani ülkede su bol. Aysun Hanım da Güney Afrika'da aynı zamanda yaşamış uzun yıllar ve orası bu kıtlığı çekmiş daha önce. Kendisi bize o süreci anlattı. Ya emin olun hiçbirimiz o noktada olmak istemeyiz. Yani bir damla suya muhtaç olacağımız günler gelecek. O yüzden önlememizi şimdiden almak zorundayız. Konu buraya gelmişken aslında dediğim gibi biz eylem planımızı üçe ayırdık. Yaşamsal, ekonomik yaklaşımlar ve tabii ki idari düzenlemeler. Aslında bu orada var ama tam suyun yeri gelmişken ben su konusunda yeni bir su kanunu çıkartacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz suyu havza bazında yöneteceğiz. Su yönetimimiz havza bazında yönetilecek. Farklı havzalar birbirine transfer edilebilir bir modelde olacak. A havzasında su azsa B havzasında suyu rahatça transfer edebileceğimiz bir sistem koyacağız. Ve havzaları kirlilik durumlarına göre sınıflandıracağız. Ve daha sonrasında da eğer ki su kaynağı yetersiz bir bölüm varsa, bir bölge varsa orada sanayi ve yerleşim yerlerine izin vermeyeceğiz. Gelelim hepimizin üzüntülü görüntüleri. Kuraklıkla mücadele gibi orman yangınlarında bir kader olmadığını düşünüyoruz değerli konuklar. Geçen sene 2021 senesinde yazında, hatta ben o zaman daha yeni genel başkan yardımcısı oldum. Ne kadar güzel bir görev verdi genel başkanım dedim ve iki gün sonra bir telefon geldi, Türkiye yanıyor. Dedim ne kadar güzel, ne yapacağım ben şimdi? Ve benim aslında sürece maalesef bu acı olayla başladım. Ve sayın genel başkanımızla beraber o dönem o bölgeye gittik. Arkadaşlar o kadar kötüydü ki, yani mesela bir çift, eminim sayın genel başkanımız da hatırlar, 30 saniyede yani köyün imamı hadi yangın çıktı demiş, amcamız eşini alıp oradan çıkana kadar 30 saniyede evleri yanıp kül olmuş rüzgarın da etkisiyle. Şimdi bu acıları yaşamak gerçekten çok üzücü ama tabii ki bir daha bu acıların yaşanmasını hiçbirimiz istemeyiz. Onun için de erken uyarı sistemleri kuracağız. Onun için en güncel teknolojilerle konulara yaklaşacağız. Onun için de tüm gerekli altyapı yatırımlarını yapacağız. Evet, bisikletli yaşama geçiş. Bu benim en sevdiğim maddelerden bir tanesi ama bir şey itiraf edeceğim. Ben bisiklete binmeyi bilmiyorum çevreci bir başkan olarak. Her seferinde çalışıyorum ve her seferinde düşüp başımı gözümü yarıyorum. O yüzden dedim ki bunu ben yapamayacağım ama aramızda yapacaklar. Ben hayalini kuran tarafta olacağım, siz yapan tarafta olacaksınız. Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar Almanya'da bir bisiklet otobanı. 100 kilometre. Burada alt geçit var, lambalar var, kar temizleniyor. Aklınıza ne geliyorsa var burada. Nasıl biz şu anda araçlar için ciddi anlamda bir yatırım yapıp buralarda otobanları oluşturuyorsak, bisiklet yollarında topografik yapısı uygun yerlerde de aynı şekilde yaklaşacağız. Evet, eğitim. Eğitim politikaları başkanımız da burada. Kendisi bu maddeyi özellikle üzerine vurgulayarak bu söylemede, yani bu bölümde aktarmamı istedi. Güçlü bir çevre eğitimi. Güçlü bir çevre eğitimi çocukluktan gelmek zorunda ve sistemimize zorunlu, yani müfredata zorunlu ders olarak eklenmesi gerekiyor. Az önce bir arkadaşımızla sohbet ediyorduk. Kendisi Bordo Üniversitesi'nde iklim okuryazarlığını birinci sınıfta nasıl aldığını anlattı. Ve bizim de bu ülkede ciddi anlamda zorunlu ders olarak bunu çocukluktan itibaren sistemimize sokmamız gerekiyor. Evet değerli konuklar, gelelim ekonomi bölümümüzde. Teknolojide fena gitmiyorum değil mi sayın genel başkanım? Teknoloji alıştı bana, ben de ona. Dijital dönüşüm başkanımız yok ama. Evet, bu bölümde
ekonomi, bu dönüş, ekonomik dönüşümümüzü, hedefimizi bu bölümde ortaya koyduk aslında. Temelinde çevreye ve toplum sağlığına duyarlı yeşil bir ekonomiye geçeceğiz. Bunun kapsamında az önce Sayın Genel Başkanımız Avrupa Birliği yeşil mutabakat, uyum süreçleri ve yapacaklarımızdan bahsetti. Bu süreçte biz aynı zamanda ekolojik organize sanayi bölgeleri kuracağız. Bu ne demek? Şimdi net sıfır hedefinden bahsediyoruz ve bu dönemde net sıfır hedefine giderken yeşil organize bölgeleri çok değerli. Bugün bu ülkede 363 tane organize sanayi bölgesi var. Burada 67 bin işletme, 2,5 milyon insan da buradan ekmek yiyor, doğrudan istihdam. Bahsettiğimiz sistemde birinin atığı, az önceki sohbetlerde döngüsel ekonomi sohbeti oldu. Birisinin atığı, diğerinin ham maddesi olacak. Sistemi bunun üzerine kurgulayacağız burada. Döngüsel ekonomi konsepti üzerine kurgulayacağız. Tabii ki burada temiz enerji kullanılacak. Temiz enerjiyle çalışan sistemler olacak. Ve aynı zamanda üreticiler birbirleriyle işbirliği içinde olduğu bir model olacak burada. Gıda israfının tekrar kullanılması. Şimdi amacımız tüm atıkları tekrar üretime kazandırmak. Yani ne diyoruz mesela, birinin atığı diğerinin ham maddesi. Burada da amaç atığın tekrar üretime bir şekilde kazandırılması. Şimdi yeniden değerlendirme anlayışını ciddi benimseyen bir parti olduğumuzu düşünüyoruz. Ve yeniden değerlendirme anlayışımızda gıda israfının da önüne geçip bunu ekonomiye geri kazandıracağız. Nasıl mesela organik gübre olarak bu fotoğrafta gördüğünüz gibi. Buradaki amaç, şimdi düşünün ne kadar gıdayı tüketmiyoruz. Tüketilmeyen ciddi gıda var aslında. Ve bunun sera gazı salımlarında %10'a yakın bir bölümü var. Şimdi ilk önce sera gazı salımlarını bir yandan azaltmaya çalışıyoruz. Bir yandan gıdayı israf ediyoruz. Ve hiç tüketilmeyen bir su. İşte biraz önce sudan bahsettik bu kadar. Ve su, her damla suya ihtiyacımız var. Tüketilmeyen gıdaya ihtiyacımız yok. Ve daha da böyle çarpıcı bir şey söylemek gerekirse aslında gıdanın israfını şöyle de bir engellememiz gerekiyor. Bugün Türkiye'de Birleşmiş Milletler'in gıda israfı endeksine göre hepimizin senede 93 kilo yemek maalesef çöpe atıyoruz. Ve bu dünyada her 10 kişiden biri de yatağa aç giriyor. Şimdi bu konsepti düşündüğümüzde üretilmiş bir şeyi en iyi şekilde tekrardan geri dönüştürerek sisteme sokmamız gerekiyor. Tabii bundan bahsetmişken geri kullanım. Burada ben çok hızlı konuşmayı severim. Umarım beni takip ediyorsunuzdur. Çünkü genel başkanım bana şeyde konuşuyorsun. Çarpı 1,5 muydu? Neydi genel başkanım? Ondan. Ama da bir yandan da aslında da iyi bir şey. Çünkü bu konuşmalar bir noktadan sonra tamam da artık başka ne anlatacaksınız? Ama de henüz gözlerinizde onu görmedim. Daha var. İyi, harika gidiyoruz. Atık suları arıtaraktan bunları tarımsal sulamada kullanacağız. Az önce bahsettim. Yani bir damla suya ihtiyacımız var. Türkiye'de hane sayısı 24 milyon. 24 milyon hane var bu ülkede. Ve bunlardan çıkan atık suyu bir hayal edin. Ne kadar fazla bir atık sudan bahsediyoruz. Bunları geri dönüştürmek ve tarımsal sulamada kullanmak zorundayız. Çünkü her şeyi geri kullanıma sokmak zorundayız değerli konuklar. Tabii bir de potansiyellerimiz var. Şehirlerde hane, site, işletme bazlı yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasını teşvik edeceğiz. Burası bir Akdeniz ülkesi. İnanılmaz güzel bir güneşimiz var. Her taraf güneş. Ve elektrik zamları. Senenin başından beri inanılmaz derece elektrik zamlarından bahsediyoruz. Faturasını ödeyemeyenler, sürekli elektriğim o kadar geldi, bu kadar geldi diyenler. İşte biz tam da burada yapmak istediğimiz şey, insanların bu tarz enerjilere yatırım yapmak isteyen kişilere gerekli kolaylıkları sağlamak, gerekli teşvikleri vermek. Yine az önce bir sivil toplum temsilcimizle sohbet ederken kendisi güneş panelini çatısına kurmak istediğini ama sistemin bir türlü oraya gelemediğini ve bir sürü belediyeyle sorunlar yaşadığından bahsetti. Değerli konuklar, bu kadar dışa bağımlı olduğumuz bir noktada yapmamız gereken önce bunun hayalini kurmak, sonra hedefini koymak, sonra siyasi iradeyi göstererekten bu sürece girmek. Almanya gibi bir yerde herkes kendi enerjisini kendisi üretiyor ve bizim kadar güneşli bir ülke de değil burası. Ama tabii burada sınırda, yani hayalde sınır yok. Açık otoparkları, neden güneş tarlaları yapmayalım? Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Evet, şimdi gelelim benim en sevdiğim maddeye. Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Tabii bu dönemde böyle hayaller kurmak çok kolay değil. Hani hepimiz bir araba sahibi olmak istiyoruz. Ama gençler başta olmak üzere hangimiz bu arabaya nasıl alacağız, nereden para bulacağız? Merak etmeyin, bu hayalleri DEVA iktidarında gerçekleştireceğiz ama ben gençlere, aslında herkese bir soru sormak istiyorum. Hani bugün çok mümkün olmasa da öyle bir şansınız olsa kaç kişi elektrikli arabaya binmek isterdi?
Wow, bu kadar beklemiyordum. İtiraf ediyorum. Bir de ben de kaldırayım bir saniye. Evet. Genel başkanım. Tamam, harika. Bizim ekipteki herkese kaldırsın yani. Bir öyle hedef koyalım. Evet değerli konuklar, az önce genel başkanımız kamu araçlarında nasıl elektrikliğe döneceğimizi sizlerle paylaştı. Batılı ülkeler her gün özellikle araç üreticileri yeni modellerini açıklıyorlar. Yeni neler yapıyoruz, nasıl elektrikli araçlara geçeceğiz, neler var elimizde bunları söylüyorlar. Ve Türkiye'de elektrikli araç pazarı, daha doğrusu dünyada, sadece Türkiye'de değil, 10 yılda 41 kat artmış. Aslında inanılmaz bir gelişim içindeyiz, inanılmaz bir dönüşüm içindeyiz. Tabii ki bunu ilk önce fark etmek lazım. Bir yandan da biraz önce aslında sohbetler esnasında Serkan Bey bahsetti. İngiltere 2030 yılı itibariyle artık fosil yakıtlı araçları üretmeyeceğini açıkladı. Dönüyoruz bakıyoruz, Ford, Mercedes, Volvo, bunların 6 tanesi de 2021'de bir taahhüt imzaladılar. Ortak bir taahhüt ve dediler ki biz artık 2040 yılı itibariyle elektrikli araçlar üreteceğiz ve fosil yakıtlı araçlar üretmeyeceğiz. Yani gideceğimiz yer elektrikli araçlar değerli konuklar. O yüzden bu hayalleriniz DEVA iktidarında gerçekleşecek, hiç merak etmeyin. Evet, gelelim geri dönüşüm konusuna. Şimdi geri dönüşüm dünyaya baktığımızda mesela Avrupa'da eskiden ambalajların toplanma oranı %47'ymiş. Ödüllendirme sistemini getirdikten sonra bu oran %94'e çıkmış. Aslında ödüllendirme sistemi işliyor. Türkiye'de yıllık 20 milyar adet içecek ambalajı var ve bunun maalesef 9 milyarı PET. Ha bizim gibi eğer maglarınızı getirdiyseniz buyurun için lütfen sizler de. Okey, Rav Başkanım. Evet, lütfen bundan sonra artık bunları arkadaşlar yanımıza taşımak zorundayız. Yani bütün bugün plastikleri iptal ettik. Herkese mak ya da sebiller var. Oradan su içebilirsiniz. Çünkü yapmamız gereken bu. Tabii konu buraya gelmişken ödüllendirme sistemini yaygınlaştıracağız. Aynı zamanda TC kimlik numaramızla yakın, evlerimize yakın yerlerde atık ödüllendirme merkezleri kuracağız. Yani gittiğimizde o merkezlere atıklarımızı atacağız, karşılığında ödülümüzü alacağız. Bu da aslında bu süreçte ödüllendirmeyi hızlandırdığımız sürece bu dönüşümü de hızlandıracak. Gelelim son bölümümüze. Artık zaten gözlerden de yavaş yavaş, tamam Evrim Hanım hoş sohbet de nereye kadar gibi bir bakış açısını görüyorum. Yasal ve idari düzenlemeler değerli konuklar. Biz bunları neden yaptık? Yasal düzenlemeleri. Çünkü bunların hepsini konuşabiliriz ama burada gerekli düzenlemeler olmadan, gerekli kanunları çıkartmadan aslında bunların hiçbir tanesini yapamayız. Şimdi Paris İklim Anlaşması. Türkiye'de mevcut iktidar, biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'nı çok çok uzun bir zaman sonra, en son geçen sonbaharda Glasgow'da COP26 adlı iklim değişikliği zirvesinden birkaç hafta önce onayladı. COP26 zirvesinden önce onaylanan bu anlaşma değerli konuklar, o dönemde Türkiye dışında onaylamayan bazı ülkeler vardı. Ben size bunların isimlerini sayacağım. Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen, Türkiye. O noktada anlaşmayı onaylamayan tek ülkede OECD ülkesi Türkiye'ydi. Aynı zamanda tek G20 ülkesi de Türkiye'ydi. Yani Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması çok uzun sürdü, çok geç oldu. Ama merak etmeyin, DEVA iktidarında hem tüm gerekliliklerini yerine getireceğiz hem de kararlılığımız çok uzun sürecek. Ardından geldik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı diye yeni bir bakanlık oluşturuldu. Tabii burada zihniyet ve samimiyet çok önemli. Bakanlığın adı değişince düşünüldü ki zihniyet de değişecek. Yani rantlar değişecek, rant projeleri olmayacak. Bütün zihniyet değişecek diye inandılar ama anlayacağınız bir tek bir şey değişti. O da ne biliyor musunuz? Tabela sektörü bayağı bir para kazandı maalesef. Biz ne yapacağız? Biz şehircilik, ki çok önemli. Burada şehircilik başkanımız da aramızda. Şehircilik birimini ayırıp Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı sadece çevre odaklı konularda odaklanan bir bakanlık haline getireceğiz. Buraya hızlı geçiyorum. Aslında en sevdiğim maddeydi ama ilk önce oradaki sohbetler, sonra Sayın Genel Başkanımız çok detaylı bilgi verdi iklim özel elçisi hakkında. Gerçekten bu çok önemli. Şu anda iklim siyaseti dünyada çok önemli bir yerde ve o yüzden bizim uluslararası iletişimimizi sağlayacak böyle özel bir kişiye çok ihtiyacımız olacak ilerleyen dönemlerde DEVA'nın iktidarında. Gelelim
Bu konu çok kıymetli bir konu. Yani çevre kirliliğine neden olan tesisler, bunların caydırıcı uygulamalarını arttıracağız. Çevreye neden olan tesisler bizim yeşil çizgimiz değerli konuklar. Artık kırmızı çizgi demiyoruz biliyorsunuz, yeşil çizgi. Şimdi diyeceksiniz ki evet çevre kirliliğine neden olan tesisler. İşte ben İstanbul'da oturuyorum. Çevremde de çok da fazla tesis yok. Orada bir şey oluyor, ne olacak yani, oranın havası kirleniyor. İşte Dilova kirlensin, ben nasılsa o kadar kötü bir noktada değilim. Maalesef size kötü bir haberim var. Çünkü aslında İstanbul'da, Trabzon'da, Antalya'da, Mardin'de yediğimiz bütün önümüzdeki yemekler oralardaki tesislerden geliyor. Ha nasıl mı geliyor? O tesisin çıkarttığı çevre kirliliği, kirlettiği nehirin suladığı tarım arazisi, o sulanan tarım arazisinin oluşturduğu, yetiştirdiği sebze meyve bugün sizin önünüzdeki evinizdeki sebze meyve. Yani biz bugün işte şurada bir tesis var, aman o da kirletiyorsa ne yapalım deme lüksüne sahip değiliz. Onlar bizim bugün soframızda yediğimiz yiyeceğin geldiği tarım arazilerini suluyorlar. O yüzden de her türlü caydırıcı uygulamayı sisteme sokacağız. Şimdi elimde bir şey var. Ben bunun ne olduğunu önce... Böyle bir ne olduğunu. Şimdi bu, sizce bunlar ne? Bakın ama iyi bakın. Bunlar. Bunlar ne? Bunlar tek kullanımlık plastik. Hem de ne biliyor musunuz? Bir deva gönüllüsünden bir şey rica ettim. Dedim ki bana bir hafta boyunca evine ve ofisine gelen yiyeceklerden kullanmadıklarını, kullandıkları da var daha, kullanmadıklarını sana zahmet bana bir kenara ayır mısın? Bizim böyle bir organizasyonumuz var dedim. Ayırdı. Burada yani 2, 4, 6, 8, 10 tane falan tek kullanımlık plastik var. Gerçekten ihtiyacımız var mı bu kadar bunu kullanmaya? Düşünün. Yani bireysel olarak yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Ama devlet politikası olarak mesela Avrupa Birliği geçen sene 3 Temmuz'da bir yasayı yürürlüğe soktu. Ve dedi ki ben artık tek kullanımlık plastikleri yasaklıyorum. Fransa döndü dedi ki bu çocuklara hani küçük oyuncaklar verirler, plastik oyuncaklar. Peki dedi ben o zaman artık bunları yasaklıyorum. Sonra döndü sebze meyveleri, düşünün ne kadar plastikle aslında kaplı hepsi. Onları yasakladı. İtalya ve Belçika dedi ki ben dedi plastik vergisi getiriyorum dedi. Ve bunların sonunda güzel bir ilerleme kaydettiler. Biz de bu süreci tabii ki tüm paydaşlarla tartışarak, konuşarak bir noktaya getirip kademeli olarak hayatımızdan tek kullanımlık plastikleri çıkartacağız değerli konuklar. Ha bunu çıkartırken tabii yerine neler olabilir, geri dönüştürülebilir, ne ürünlerden ne üretebiliriz diye düşünmek lazım. Bunu da planlamak gerekli şüphesiz ama aslında çok da zor değil. Çok basit bir örnek vereyim. İtalya'da pipetleri bu kamışın yerine makarnadan yapmışlar. Yani aslında düşündüğümüzde belki bir şeylerin yerine başka bir şeyleri ikame etmek zaten hayatımızın içindeki belli ürünlerden geçiyor. İşte biz de tam da bunu yapacağız. Evet değerli konuklar ve çevreci arkadaşlar. Çok önemli tabii burada konuklar ve çevreci arkadaşlar diye iki grup var. Sizlerle paylaşmış olduğumuz bu döküman aslında elinizdeki kare kodlarda yüklenmiş olsa gerek şu an. Çünkü basımı yetişmediği için bu evraktan gelemedi henüz çok fazla. Ve çevreci olduğumuz için aynen onu da söyledik. Biz bu süreci çok genel başkanımızın anlattığı gibi çok uzun bir süre sonunda bu evrak ortaya çıktı. 65 tane madde var. Biz bu süreçte biraz önce gördüğünüz değerli arkadaşlarım, ekranlarda olan değerli arkadaşlarım, tabii hepsi burada değiller. Çok aramızda tartıştık. Çok fazla bilim insanlarıyla, konusun uzmanlarıyla buluştuk. Burada bazı aramızda bulunan sivil toplum örgütlerinin çok 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 kıymetleri, bulunan ve bulunmayan çok kıymetli görüşlerini aldık. Ve ancak dokümanı bu hale getirdik. Ve eylem planımız tüm bir takım arkadaşlarımızın hepsinin beraber çıkarttığı bir ortaya ürün. Şimdi bunu da diyoruz ki bu ürün de bizim yeşil çizgimizdir. Yani bunun gerisine gitmek yok, artık hep ilerisine gitmek var. Bu takım çalışmasında hepinize yer var. Kapımız hepinize aç, hepinize açık. Yani burayı biraz daha doldurabiliriz yani, hiç sorun yok. Sizleri de bekliyoruz aramıza. Çünkü biz eylem planımıza bir nokta koymadık. Bu dedik ki canlı bir doküman olsun. Her an herkes istediği yorum yapsın ve biz bunları alalım. En iyi şekilde daha da güzelleştirelim ve o zaman noktayı koyalım. Ve bambaşka ve yeşil bir Türkiye'yi işte o zaman daha da net yaratalım dedik. Ben bir de buradan Sayın Genel Başkanımıza özel bir teşekkürü iletmek istiyorum. O da şu. Şimdi tabii biz bu çevre politikalarında çalışan arkadaşlarımızla çok fazla çevreye gidiyoruz.
Ve gittiğimizde insanların başlarına gelen, işte biraz önce ilginç bir görüntü vardı. İşte orada yaşayan insanlar. Diğer tarafta Kızılcaköy'e gidiyoruz. Orada zeytin ağacını sadece zeytin ağacının bir tanesini kaybetmemek için direnen kadınlar. Her tarafta bir sorun var ve bu sorunların sonunda biz kendi aramızda aman Allah'ım doğayı biz ne hale getiriyoruz, ne kadar tahrip ediyoruz dediğimizde hepsinin bana dediği Allah'tan böyle bir genel başkanımız var. İyi ki Deva Partisi'ni kurmuş, iyi ki çevre konusunu bu kadar önceliklendirmiş. O yüzden ben onlar adına Sayın Genel Başkanımıza sizlerinizin huzurunda bir teşekkür etmek istiyorum. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bana bıraksanız ben sabaha kadar anlatırım ama hepimizi aslında biraz da acıktık herhalde. Hepinize güzel, yeşil bir gün diliyorum. Şükranlarımı sunuyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız.